Merhabalar hanımlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün krem zeminli, içinde çiçekleri olan çok güzel bir yazma üzerine yine çok güzel bir modelim olacak. Bu yazmaya daha önce başka bir model yapmıştım. Bunu sadece model amaçlı kullandığım bir yazma. O yüzden tanıdık gelebilir. Şimdi size öncelikle yazmamın içindeki çiçekleri göstereceğim. Bakın şöyle çok güzel, çok beğenerek almıştım ben bu yazmayı. Sipariş olarak da yapabilirim ama sadece şu an videolarım için kullandığım bir yazma. Tam böyle çiçek renklerimin olduğu yerleri göstereyim. Şurada bırakayım. Şimdi içine nasıl renkler uydurdum bunu da göstereceğim. Şöyle yeşil kullanacağım hanımlar. Altın Başak. Bu ipimin markası Altın Başak. 658 numara. Yeşilimi bu şekilde kullanacağım. Altın Başak tekrar aynı şekilde Altın Başak. Şuradaki nar çiçeği, koyu nar çiçeği rengimi kullanacağım. 74 numara bu şekilde. Daha sonra şöyle bir soğan kabuğu rengim var. Şuradaki ya da şunu göstereyim. Buradaki kahverenginin açık tonunu kullanacağım. 822 numara yine Altın Başak. Yazmamın zemin renginden krem rengi kullanacağım. 903 numara Altın Başak. Ve mor kullanacağım. Şuradaki bakın şuradaki mordan kullanacağım. Yine Altın Başak 36 numara. Ve pembe kullanacağım hanımlar. Bu pembeyi çok önceden almış olduğum yabalı marka. Az vardı diye bunu kullanmak istedim. Bu da renk numarası hemen söyleyeyim. Dediğim gibi yabalı 717 numara. Bu şekilde bu renkleri kullanacağım hanımlar. Hani renk konusunda kararsız kalanlar. Tabii ki modeline göre de renk ayarlamaları değişebilir. Benim yapacağım modelde bu her rengi kaldırabilecek bir model. Zaten de göreceksiniz. Çok da güzel olacak. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen modelimin yapımına geçeceğim. Geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni iniyos61 yazarak Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz hanımlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Hemen modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet hanımlar, zürafamı önceden krem rengili geçmiştim. Bu modelde siz zürafa yeşil de kullanabilirsiniz. Hemen şöyle başlangıç yerinden iğnemi zürafamın içerisine sabitliyorum. Ve modelime başlıyorum. Öncelikle fil dişi yapacağım. Birkaç tane, 2-3 tane yeterli olacaktır. Zürafamı yaptım. Zürafamdan geriye döndüm. Ve bir yan zürafaya ipimi bağladım. Aşağıya inerken şuradaki ipi bir tık uzun bırakıyorum. Daha hoş durması için. Daha göze güzel görünüyor çünkü. Ben o şekilde yapıyorum. Size de tavsiye ederim. Tekrar bir zürafa yaptım. İçinden geriye döndüm. Ve yan zürafama ipimi bağlıyorum. Dediğim gibi bağlarken bir tık uzun bıraktım. Bir tane daha yapalım fil dişi. Evet. Üçüncü fil dişimi tamamladım. Şimdi birkaç tane zürafa ilerleteceğim öncelikle. Boş olarak. Üç. Dört ve beş tane yeterli olacaktır. Bakın beş tane zürafamı yaptım. Şimdi bir zürafa atlayarak karşıdaki zürafaya geçiyorum. Şöyle şu uzunlukta bir köprü yuva oluşturuyorum. Buradan tekrar geriye dönüyorum. Bu yuvamı iki katlı yapacağım. Ve sol başa ipimi, düğümümü atıyorum. Şimdi bu yuvamın içerisine 5 tane sinek kanadı yapacağım. Sinek kanadı için öncelikle bir pırpır oluşturuyorum.
pırpırımın içinden geriye çıkıyorum, dönüyorum yukarıya, sabitledim ve yine yuvamın içine ipimi bağlıyorum. Bu şekilde bakın küçük bir sinek kanadı yapmış olduk. Bu işlemi 5 kere tekrarlayacağım. Toplamda 5 tane olacak. Evet, ikinciyi tamamladım. Yaptıkça da şöyle elimle sıkılaştırıyorum. Hepsini sığdırabilmek için. Şöyle üçüncüyü tamamlıyorum. Evet, devam ediyorum. İki tane daha yapacağım. Yine bakın biraz daha elimle sıkılaştırıyorum. Şöyle kenara doğru çektim. Yani yaptığımız modelleri kendimiz yön verebiliriz hanımlar. Bazen hani böyle hoş durmayabilir ama elimize düzeltebiliriz. Evet, şimdi 5. sinek kanadımı da tamamladım. Burada bırakmış olduğum bakın 5 tane zürafa vardı. Şimdi aynısını bu tarafa da yapacağız. 1 3. zürafam. Evet, 5 tane zürafamı bu kısımda da tamamlamış oldum. Şimdi ara kısımda yine fil dişi kullanacağım hanımlar. Başlangıç kısımda fil dişi yaptığım için ama siz tabii ki bu ara kısımlarını farklı bir modelde uygulayabilirsiniz. Birkaç tane fil dişi yapacağım. Şimdi model gösterdiğim için ara mesafesini çok uzun tutmayacağım ama sipariş yaptığınızda aralarını biraz açık yapabilirsiniz. Çünkü yapacağım çiçeğin modeli biraz böyle yelpaze gibi geniş duracağı için ne kadar aralıklı olursa o kadar daha, yani tabii çok abartmamak şartıyla, ne kadar aralıklı durursa o kadar güzel olacaktır modelinizde. Evet, üçüncü sinek kanadımı yaptım. Biraz daha ilerlettim hanımlar. Bakın ikinci çiçek yerimi de oluşturdum bu şekilde. Ara kısmında 9 tane fil dişi kullandım. Şöyle uzaktan göstereyim. Bir iki tık daha açabilirsiniz isterseniz arasını ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu da yani şu ara yeterlidir. Dediğim gibi çok da fazla ara kısmını abartmamak gerekiyor modellerin daha güzel durması için. Hemen şimdi nar çiçeğinden bir tık koyu renk göstermiştim şu rengi. Şimdi bunu bu rengi kullanacağım. Öncelikle 5 tane sinek kanadı yapmıştım. Şöyle ilk birincisine ipimi sabitliyorum. Şu ipi de çok uzun tutmayacağım. Sonradan kesmiyorum çünkü ben iplerimi yaparken başlangıçta kısa tutuyorum. Bir pırpır yapıyorum. Şöyle. Çok büyük değil, çok da kısa olmayacak şekilde bir pırpır yaptım. Bu kısmı çok böyle yavaş ve detaylı anlatmak istiyorum. Çünkü artırma tekniği kullanacağım. Yeni öğrenenler böyle rahatlıkla yapabilsinler diye bu modeli. Bakın bir pırpırımı yaptım. Hemen kenarına iki tane minik pırpır yapıyorum. Ya da zürafa diyebiliriz ama bu aşamada pırpır desek daha güzel olur. Bakın şöyle bir ve ikinci pırpırımı tamamladım. Şimdi ipimi şu birinci yaptığım küçük pırpırın içerisine geriye dönüyorum ve ipimi bu pırpırın içine
sabitledim. Bakın bu şekilde düğümümü attım. Aynı pırpırın içerisine tekrar batıyorum. Ve aynı şu kenardaki boyut gibi bir pırpır yapıyorum. Demin dediğim gibi elimle şekil, yani yön veriyorum modelime. Şöyle sola doğru çektim. Şimdi yine aynı yere batacağım. Bakın aynı birinci pırpırımın içerisine batarak bu sefer bu kısımdan artırma yapacağım. Minik bir pırpır yaparak, bakın şöyle artırma tekniği kullandım. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Diğer alttaki minik pırpırımın içerisine geçerek bir zürafa oluşturdum. Ya da pırpır da diyebiliriz bu şekilde. Şöyle elime yazmamı bir düzelteyim. Evet, şöyle net görünüyor sanırım. Bakın ikinci katımı oluşturdum. Elimle düzeltiyorum. Yine geri dönüyorum aynı şekilde. Düğümümü attım. Tekrar alttaki işlemin aynısını uygulayacağım. Bir tane pırpırımı yaptım kenarına. Aynı yere batarak artırma tekniğini uyguluyorum. Çok büyük tutmuyorum. Bakın buradaki pırpırımı çok büyük tutmadım. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde. Bakın buradaki işlemimi de uyguladım. Şimdi geri dönüyorum tekrar. Artırma tekniği yapmıyorum artık. Ama pırpırımın ucunu oluşturuyorum. Şöyle yine elimle düzelterek dördüncü pırpırımı oluşturdum. Şimdi dediğim gibi artırma tekniği yapmadan karşı tarafa geçiyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Bu kısmı bu şekilde bırakmıyoruz. Tekrar geri dönüyorum zürafamın içerisinden. Şimdi buraya bir tane pırpırımı yapıyorum. Evet, bakın buradaki işlemimi bu şekilde tamamladım. Bir kestim. Elimle hemen düzelteceğim. Şimdi burada 5 tane bakın sinek kanadı yapmıştım. Her rengimden birer tane uygulayarak hepsine geçişler yapacağım. Ama isterseniz şu aynı işlemi buraya da uygulayalım. Yine göstermiş olayım. İpimi öncelikle iğneme sabitleyerek başlayalım. Tekrar yapalım aynı işlemi. Şöyle birinci sinek kanadıma. Bunların yerlerini hep aynı uygulayacağım. Çok karışık durmamaları için zaten 5 renk kullanıyorum. O yüzden böyle karışık karışık yerlerde yapmıyorum. Aynı sıralamayla bütün çiçeklerimi aynı renkleri uygulayacağım. Bir tane pırpır yaparak başlıyorum. Yanına hemen 2 tane küçük pırpır yapıyorum. Evet, bakın bu şekilde. Tekrar geri dönüyorum. Bir pırpır daha yapıyorum. Kenar pırpırını uzun tutuyorum. Şöyle elimle yine yana doğru çektim. Bu arada kuş da benden fazla konuşmaya başladı. Evet, bir tane pırpırımı yaptım ve hemen yan tarafa geçerek ikinci pırpır da diyebiliriz buraya, zürafa da diyebiliriz. Şimdi son olarak artırma işlemimi yapacağım. Evet, üçüncü pırpırımı yaptım. Tekrar aynı yere batarak artırma işlemimi yapıyorum. Yan zürafaya geçiyorum. Şöyle biraz uzun tutuyorum. Diğerinin boyutunda durması için.
Evet, geri dönüyorum. Dördüncü pırpırımı yapıyorum. Şimdi artırma tekniği kullanmıyorum. Karşıya geçiyorum. Ve son yapmış olduğum zürafanın içerisinden de geri dönerek beşinci pırpırımı oluşturuyorum. Evet, buradaki işlemimi de tamamlamış oldum hanımlar. Şimdi şöyle göstereyim sizlere ikisini. Bakın. Şöyle iki tane aynı yerleri, aynı renkleri kullandık. Şimdi hanımlar, şu diğer kısımlara 4 tane daha rengim kaldı. Bakın geride bu renkleri de uygulayacağım. Modelimin şuralara da isterseniz pırpır atabilirsiniz ama ben bir hepsini şuralara tamamlayayım. Eğer çok karışık görünüyorsa hiç de pırpır atmayı düşünmüyorum. Çünkü çok böyle birbirine girmiş gibi görünebilir. Dediğim gibi tamamlayayım. En son bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Bugünkü modelimi bu şekilde tamamladım hanımlar. Bakın dediğim gibi kenarlarına diğer renklerimi de ekledim. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model oldu. Yazmanın çiçeklerini de videomun başında göstermiştim. İsterseniz hemen şöyle biraz daha göstermiş olayım. Böyle çiçekli bir yazmaya böyle bir model kullandım. Şu orta kısmına pırpır kullanmadım. Bunun da nedenini söyleyeyim. Böyle daha sade durdu hanımlar. Pırpır kullansaydım eğer, zaten bunlar çok renkli, hepten böyle birbirinin içine girecekti diye düşünüyorum. Bu tamamen benim fikrim. Böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu şekilde bıraktım. Ortasında pırpır kullanmadım. Gerçekten böyle gökkuşağı gibi rengarenk. İçindeki her rengi kullandım yazmanın. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için önemli. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.